Cemil Ertem, bir dönem biterken. Bugün İngiltere Avrupa Birliği'nden çıkışı oyluyor. Bu referandum aslında bir biz burada kalalım oylaması değil, biz buradan çıkalım oylaması. AB'nin buraya nasıl geldiğini bir önceki yazıda anlattık ancak bir de bu durumun AB dışındaki dinamikleri var. Çünkü bir önceki yazımızda belirttiğimiz gibi bu gelişme yalnız İngiltere ile AB arasındaki bir sorun değildir. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Amerika önderliğinde kurulan ve İngiltere'nin de destek verdiği küresel sistemin hiyerarşisinin değişmekte olduğunu gösteren tarihsel bir eşiktir. Bugün referandumdan İngiltere'nin AB içinde kalma kararı çıksa bile artık bir dönemin geride kaldığını söyleyebiliriz. Almanya ve İngiltere. İşin özü şudur. 2008 krizi ile birlikte başlayan süreç tam bugünlerde bize bir dönemin bittiğini gösteriyor. Burada bu dönemde Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerin yeri belli olduğu gibi gelişmiş ülkelerin de yeri belliydi. Savaştan yeni çıkan Almanya ve Japonya, gelişmiş ülke olarak sisteme eklemlenecekler ama hiçbir zaman Amerika ve İngiltere'nin konumunda olamayacaklardı. AB'den başlamak üzere bütün ekonomik ve siyasi birlikler bu hiyerarşiye göre düzenlendi. Londra ve Washington belirleyici merkez olma konumunu tartışması sürdürdü ancak bu yapı önce 1989'da Berlin duvarının çöküşüyle sarsıldı sonra da 2008 kriziyle son dönemece girdi Almanya ve Japonya savaş sonrası belirlenen yerlerine itiraz ettikleri gibi gelişmekte olan ülkeler de Asya'dan başlayarak yukarı tırmanmaya başladılar bu durumda denge iki yönlü olarak bozuldu. Birincisi gelişmiş ülkeler dengesi, Anglo-Sakson tarafının aleyhine bozulmaya başladı. Almanya'da Merkel AB'nin liderliğine soyunurken, Japonya'da Shinzo Abe 2. Dünya Savaşı sonrası Japonya'yı cendereye sokan anayasayı değiştirmeye niyetlendi ve ekonomik gücünü, teknolojisini Pasifik'ten başlayarak ihraç etmeye ve bağımsız yeni bir ekonomi politikası uygulamaya başladı. Öte yandan Almanya yeni sanayi devriminin Endüstri 4.0'ın öncüsü olmak gibi bir rolde üstlenmeye çalıştı. İngiltere, Endüstri 4.0 denen yeni sanayi devriminin standartlarının Almanya merkezli olarak belirlenmesine ve Doğu Avrupa'dan Hazar bölgesine kadar olan Büyük Hinterland'da da Almanya'nın belirleyici olmasına hele hele olası bir Rusya-Almanya ittifakına şüpheyle baktı. Bundan dolayı da Almanya merkezli bir AB'yi tartışmaya açtı ve süreci Brexit'e götürdü. Tabii bu aynı zamanda İngiltere'nin oyunun bittiğinin farkına varmasıdır. Yani bir dönem bitmiştir. Amerika ve Asya. İşin Amerika tarafına gelince Amerika 2008 krizine rağmen hala dünya ekonomisini belirleyen küresel şirketlerin çoğuna ev sahipliği yapıyor. Bugün Amerika Forbes Global 2000'in 2015 verilerine göre 580 kadar küresel oyuncu sayılacak dev şirkete ev sahipliği yaparken Çin 232, Japonya 219, İngiltere 104 şirkete sahip ama arkadan gelen BRICS ülkeleri de 341 küresel şirketi denetliyor. Burada Avrupa merkezi teknoloji şirketleri gerilerken Asya öne çıkıyor ve Amerika'ya yetişiyor. Hal böyleyken Almanya son yıllarda Endüstri 4.0'a çok yoğun destek vererek bu açığı kapatmaya çalıştı ve Doğu Avrupa'ya da geleneksel sanayi yatırımlarını yönlendirmeye başladı. Ayrıca burada şöyle bir durum da var. İkinci Dünya Savaşı'nın hemen ertesinde Amerika için altın yıldırım başında 1960'ta Amerika'nın küresel nominal gayri safi milli hasıladan aldığı pay %40 idi. 2015 yılında bu pay %24'e gerilemişti. Amerika için son 50 yıldaki bu gerilemeden kaynaklı pay İngiltere ya da Almanya'ya gitmedi. Çin başta olmak üzere Asya ülkelerine gitti. Üstelik bu ülkeler artık geleneksel sanayilere bağlı olarak küresel hasıladan aldıkları payları yukarı çekmiyorlar. Tam aksine üst teknolojiyi gelişmiş ülkelerden bağımsız olarak üretip yeni teknoloji rantını kendilerine aktıyorlar. 2035 yılına gelindiğinde internete bağlanabilen insan sayısı 7 milyara ulaşmış olacak. Kimine göre 50, kimine göre ise 250 milyar cihaz internet üzerinden aynı şebekeye bağlı olarak çalışacak. Bunun 19 trilyon dolarlık bir pazar olacağı tahmin ediliyor. Şimdiki mücadele bu büyük pazarı ve bunun ekonomisini kimlerin denetleyeceği ve bu sermaye birikiminin hangi merkezlerde olacağıdır. Şimdi gördüğümüz bütün siyasi çekişmelerin, savaşların, terörün en derinlerdeki amacı bu yeni ekonominin yeni sahiplerinin ve pazarlarının belirlenmesidir. Türkiye'nin burayı yakalamamasını, yeni bir Güney Kore Çin olmaması gerektiğini düşünenler çok açık. Ve bu şaşıracak bir durum değil. Ama biz elimizin altındaki bu fırsatı tam biliyor muyuz? Bu soruyu daha fazla sormamız gerekiyor bugünlerde. Cemil Ertem, Milliyet.